kendilerine ait bir donanma kurma niyetleri yok. Devlet-i Aliye'nin emniyeti ve menfaatleri için ihtiyaç duymuşlar sadece. Ne menfaatiymiş bu? Malumunuz Akdeniz'in doğusunda bazı can sıkıcı meseleler var. Biz üç cephede savaştayken bu meseleler bir hayli çoğalmış. Şehzademiz tersanenin ihyasıyla hem buradaki korsan faaliyetlerinin önüne geçmek... ...hem de kafirin Hint ve Acem devletleriyle irtibatını kesmek istemişler. Aslına bakarsanız hayli isabetli bir karar hünkârım. Genç yaşta bunu düşünmüş olmaları takdire şayan. Allah şehzademize uzun ömürler versin. Belli ki yüce hünkârımıza layık bir şehzade olarak yetişmekteler. Maşallah. Hakkı haliniz var Paşa Hazretleri. Şehzademizin yaşı malumunuz hünkârım. Usulen bazı hatalar olacaktır elbette. Ancak zamanla tecrübe kazanıp her daim siz yüce padişahımıza gurur vereceklerdir. Anlatacak başka bir şey var mı kapıdan paşa? Hünkârım bir husus daha var. Zira şehzademiz bizzat benim söylememi buyurdular. Nicedir reislerimin de peşinde olduğu portakal bir korsan var. Vasco da Gama'nın oğlu. Reaya'ya zulmedip ticaret gemilerimizi yağmalıyordu. En son Kırmızade Hasan Efendi adlı bir şeyhin oğlunu kaçırıp... ...karşılığında yüklüce fidye istemiş. Bunun benim şehzademle alakası nedir? Hünkârım, şehzademiz tersaneden gelen bir kadırga ile denize açılmışlar. İstenen fidyeyi bizzat kendileri teslim etmek suretiyle korsanı gemisinde yakalamışlar. Sen ne dersin paşa? Bu ne cüret? Böyle bir şeye nasıl müsaade edersin? Ben oraya vardığım zaman şehzademiz çoktan yola çıkmışlardı hünkârım. Şehzademiz afiyettedir inşallah. Şükürler olsun afiyettedir Ebu Suud Efendi. Korsanın canını bizzat alıp Hasan Efendi'ye oğlunu teslim etmişler. Şeyh Hasan Efendi çok muhterem bir zattır. Herhalde şehzademiz kendisine hürmeten... Bir değil, iki değil. Şehzademin maksadı nedir? Bu ne cüret? Bir şehzade nasıl denize açılır? Nasıl olur da kendi canını böyle tehlikeye atar? Hayrola Sümbül? Şimdi de siyasi meselelere mi merak saldın? Ya sabır ya rahim.